Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle önemli gördüğüm temel bilgileri tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü güzel çalışmalar paylaşıyoruz. Bir takım yollar, çalışmalar size veriyorum. Tamam, bunlarda bir sorun yok. Ancak temel bilgileri bilmeden sadece bu çalışmaları yapmak o anlık çok da etkili sonuç vermiyor. Bunları görebiliyorum. Bana gelen geri bildirimler olsun, yorumlar olsun, size şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki sonuç alan arkadaşlarımız bu bilgileri temelden özümsemiş arkadaşlar. Şimdi en büyük sorun ne? Onu da söyleyeyim size. Genelde birçok arkadaşımız, çünkü aldığım yorumlardan onu çok net hissedebiliyorum. En son nokta, yani dibe vurduğu an bu çalışmalara yöneliyorlar. Bu çalışmalardan bir umut arıyorlar. Yani bir şeylerin değişmesini bekliyorlar. Şimdi enerjimiz dibe vurmuş. Mental, fiziksel yerlerde sürünüyoruz. Ve biz bir takım şeylerin değişmesini istiyoruz. Bir çalışmayla veya iki. Bilemedin 3. Sonuç alamazsınız. Bunu bir kere net bir şekilde bilmeniz gerekir. Eğer sonuç almak istiyorsanız, hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız, birincisi bu bilgileri temelden özümsemeniz lazım. Yani gözümün görmediği, elimin dokunmadığı gerçek değilden bir takım benim hissedebildiğim hayatımı kontrol altına alabileceğim bir yer var düşüncesine kendinizi çekmeniz gerekir. Bir yer var diyoruz. Bir yer, orası tüm olmuş olan ve olacak olanın enerji düzeyi dediğimiz platform. Bunu defalarca dile getirdim. Ancak bu gibi temel bilgileri eğer özümsemezsek yaptığımız bu çalışmalar çok yüzeysel kalır. Zihnimiz bunu kabul eder ama sınırlar koyar. Biz zihnimizi önce susturmak, ardından bilincimizi genişletmek istiyoruz. Bu çalışmalar o yüzden. Yani gözümüzün görmediği, görünmez bir düzeyin varlığından, orada her şeyin mevcut, sınırlar içinde, zihnimin sınırları içinde. Çünkü bu da çok önemli. Göreceli bir kavram çünkü bu. Herkes için, zihninin sınırları içinde orada her şey mümkün. Bana soruluyor. Bir takım sorular, işte şunu yapacağım, Tuncay Bey, bu mümkün mü? Ben de şunu söylüyorum, sizin zihniniz kabul ediyorsa mümkün, her şey mümkün. Ama sizin zihniniz orada belli bir sınır koymuştur, diğer arkadaşımızın zihni biraz daha ileriye sınır koymuştur. Şimdi her ikisi için de her şey mümkün, bunu demeye çalışıyorum. Yani burada sonsuzluk göreceli bir kavram. Zaman göreceli. Ne zaman gerçekleşir hayalim göreceli. Herkese göre değişir. Çalışmalar dahi göreceli. Bilinç genişliğiniz kadar bu çalışmaları algılıyorsunuz. Bu çok önemli. Bu bilgilerin farkında olmanız gerekir. Yani farkındalık ve hayata olan bakış açımız, yani varsayımlarımız, bir kişi hakkında, bir olay hakkında kalıplaşmış varsayımlardan bahsediyorum. Bu öyledir, şu böyledir, ben hayatta bunu yapamam, işte bu kadar para kazanabilirsin, ben bu kadar para kazanabilirim. Bunlar hep sizin kalıplaşmış varsayımlarınız. Bir kere bu varsayımlardan çıkmamız gerekir. O kalıplaşmış düşünce, duygu, inanç kalıplarından çıkmamız gerekir. Bu çalışmalar sadece yüzeysel. Bu üç boyutlu içinde bulunduğumuz gerçekliğin bir takım çalışmaları değil. Bu tam anlamıyla sizin bu üç boyutlu dünyadan, bu gerçeklikten sizi farkındalığa çıkarmak. Yani dördüncü boyut farkındalığı. Zaten zaman. Zamanı biliyoruz ama zamanı tam anlamıyla algılayamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece onu kalıplaşmış olarak kabul etmişiz. Zaman. Gün içinde geçen zaman olarak görüyoruz.
7 gün, 24 saat, 365 gün, 1 yıl. Bunlar hep böyle bir kalıplaşmış, bizim önümüzde duran birer değişmeyen gerçek olarak kabul etmişiz ve onun dışına çıkamıyoruz. Zaman da göreceli. Beşinci boyut diyoruz. Altıncı boyut diyoruz. Ama sadece onları yüzeysel olarak söylüyoruz. Nedir bunlar? Hissedebildiğimiz, orada olduğunu fark edebildiğimiz, zihnim nerede benim sınır koyuyor, nerede kabul ediyor bir takım değişimleri? İşte o benim sınırım, o benim boyutum. Oraya kadar genişleyebiliyorum. Şimdi burada önemli nokta bu arkadaşlar. Kesinlikle en dip noktada çalışma yapmayın. Bunu defalarca söyledim ama hala yapılıyor. Aldığım yorumlardan, gelen geri bildirimlerden çok belli. Şimdi biz kendimizi iyi hissettiğimizde hiçbir çalışma, hiçbir hayatımıza katkıda bulunacak bir çalışma yapmayız. Yani bu insanoğlunun kalıplaşmış bir takım davranışları, alışkanlıkları diyelim. Sürekli çalışma yapıp, sürekli bir takım farkındalıklara geçmek hayatımızı çok daha kolaylaştıracaktır. Çünkü enerjimiz oradadır. Enerjimiz oradaysa hayatımıza akan olaylar da o enerji düzeyine uyacak olaylar olacak, kişiler olacak. Buna emin olun. Buna emin olun. Bu ister varsayım yasası deyin, ister çekim yasası deyin ama sonuç olarak her birimiz birer enerji olduğumuzu bildiğimize göre bu bilimsel bir gerçek. Bizler birer sinyal yayıyoruz sürekli. Elektromanyetik bir alan yayıyoruz. Unutmayın, düşünceler size ait değil. Düşünceler geçmişte yaşadıklarınızdan veya gelecekle ilgili varsayımlarınızdan oluşan bir takım bilgiler. Ve bu bilgiler sürekli kitlesel bilinçten bize akıyor. İyonosfer tabakası dediğimiz tüm sinyallerin, tüm olan biten her şeyin olduğu alandan bize akıyor. Ve biz kendi düşüncelerimizi sanıp kaderimizi tayin ediyoruz. Ama ben böyleyim, ne yapalım, değişmez. Şimdi bunlar kalıplaşmış, artık betonlaşmış düşünceler. Onlara istinaden de betonlaşmış duygular oluşuyor. Şimdi bunlara çok önemli, yani bunlar çok önemli bilgiler aslında. Bunları fark ettiğimiz zaman hayatımızda bir bilinç sıçraması yapmak istiyorsak topyekün değişmemiz gerekiyor. Bu zihin, beden ve ruh uyumundan bahsediyorum. Önce zihnimizi bir kere artık sakinleştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O kaosu durdurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Onun sadece bir illüzyon olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçmiş sadece zihninizde. Geçmiş diye bir şey yok. Zaman sadece bir illüzyon. Geçmiş, gelecek. Bana kimse bunu kanıtlayamaz. Tek gerçek şimdi çünkü. Kanıtlamaya çalıştığınız sadece zihninizde. Ve onu da şimdi bana kanıtlamaya çalışırsınız. Yani şimdi oluyor. Gelecekle ilgili de bana bir varsayımda bulunuyorsanız o da şimdi oluyor. Gelecek diye bir şey yok çünkü. Bir saat sonrası da şimdi olacak çünkü. 10 gün sonrası da şimdi. 10 gün öncesi de şimdi olacak. 10 gün önce diye bir şey yok şu an. Şimdi oluyor da. Bana 10 gün önceden bahsediyorsunuz çünkü şu an. Yani yaşadığımız her şey bizim zaman algımızdan dolayı, o illüzyondan dolayı geçmiş ve gelecek olarak algılanıyor. Şimdi yaşadım, bir dakika öncesi, şimdi yaşadığım bir dakika önce. Bir dakika sonra yaşayacağım. Gene şimdi olacak ama o benim bir dakika öncem olacak sonra. Zihnimde bunların hepsi bakın. Eğer zihnimde ise o kontrol bana ait. O düşünceleri değiştirmek de bana ait. Niye sürekli olumsuza takılıp olumsuz duygularla elektromanyetik alanımı kirletiyorum? Önce bunda bir uyanış başlatmalı insan kendinde. Neden ben kendimi mutlu, huzurlu hissedecek düşüncelere vermiyorum? Bunları yaşadım ama. Ama zihninde o. Yani bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Önce içinde bulunduğunuz şartlardan, koşullardan kendinizi soyutlamanız gerekir. Bu çalışmaları yaparken.
Yani o anda dibe vurmuşsunuz, mahvoldum, bittim durumundayken yapmayın. Önce bir sakinleşin. Geçin bir kenara. Önce bir sakinleşin. Şimdinin tek gerçek olduğunun farkına varın. Ve şu an o düşüncelerin sadece düşünce olduğunun farkına varın. Ve değiştirebilme gücünün de sizde olduğunu anlayın. Orada sakinleşin. Odaklanın bir yere. Boşluğa odaklanın. Hiçbir objenin, maddenin olmadığı bir alana kendinizi verin. Gökyüzüne, uzay boşluğuna. Hep bunu söylüyoruz. Zihninizi bir kere sakinleştirin. Önce bir kaos, şöyle bir sakinlesin. Ardından kendinize şu soruyu sorun. Ben niye kendimi kötü hissediyorum? Bunları yaşıyorum. Tamam. Peki şu an güzel bir şey düşünsem. O şu an yaşadıklarımın tam tersi olsa kendimi nasıl hissederdim? Yavaş yavaş duygularınızı oraya doğru taşıyın. İçinizdeki o enerjiyi, o his değişimini fark edeceksiniz. İçinizde böyle tatlı bir ferahlık, kıpır kıpır hücreleriniz dahi bu bilgileri hemen özümsüyor. Çünkü orada zaman yok. Anında gidiyor o bilgiler. Ve yavaş yavaş kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda işte o zaman artık hayallerinizin üzerinde çalışın derim. O zaman bu videoları açın. Şöyle gönül rahatlığıyla o kaosun dinmiş olduğu o sakin limandan denize açılın. Burada işte hayalleriniz çok daha net bir şekilde karşınızda belirir. Ne olmak istiyorsunuz? Kim olmak istiyorsunuz? Hayatınızın nasıl olmasını istiyorsunuz? Bunu belirlemeye başlayın. O düşünceler sizin değildi. Sizi üzen. Bunlar da sizin değil. O zaman niye üzüleyim? Niye beni mutlu edecek, huzurlu hissettirecek düşüncelere kendimi vermiyorum? Önce bu soruları sorun kendinize. Ardından yavaş yavaş kendinizi iyi hissettiğinizde hayallerinizin üzerinde çalışın. Nasıl hissederdim? Enerji alanım şimdi nasıl? Ne durumda? Bunları test edin kendinizde. Bu çalışmaları böyle yapmanızı istiyorum. Dip noktadayken, kaos en üst durumdayken, yani zirvedeyken bu çalışmalardan medet ummayın. Ardından bu çalışmaların sizin üzerinizdeki inanırlılığı, güvenilirliği azalıyor. Onun için bu bilgileri vermek istedim size. Çünkü görüyorum arkadaşlarımız geri bildirimlerde bulunuyor. Harika sonuç alan arkadaşlarımız var. Onların nasıl sonuç aldığını çok iyi biliyorum. Çünkü bu bilgileri temelden özümsüyorlar. Bu bilgileri kabul ediyorlar. Düşüncelerini, duygularını ve dolayısıyla his dediğimiz o enerji alanlarını dönüştürebilmeyi biliyorlar ve ardından da harika sonuçlar alıyorlar. Yani videonun aslında onlara verdiği sadece bir yol. Onlar temel bilgileri özümsediğinde bu yolu kullanarak hayallerine ulaşıyorlar. Onları yaşıyorlar. Hepsi bu. Bu çok önemli arkadaşlar. Aslında bu şu anki çalışmamızı, bu bilgi paylaşımını sürekli dinlemenizi öneririm. Eğer hala bir takım sorunlar yaşıyorsanız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.